Bugün de o misafirlerden birisi Sayın Cafer Uzunkaya'yı ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Sayın Cafer Uzunkaya'yı salonumuzda, üniversitemizde ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sayın Rektörümüze de çok teşekkürler ediyoruz. Ben ne iş yapacağım? Üniversiteyi bitirdim. Acaba ne yaparım? Ya da öğrenciyim. Hayallerim ne? Bana hayallerimi sorun. Hepimizin hayali vardır. Bu hayalleri nasıl gerçekleştiririz? Üniversiteniz henüz kısa 6 aya yakın bir süreç içerisinde atanma sürecinden sonra Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nde ilk başladığımız günü hatırlıyorum. İnanın şunu nasıl yaparız ve götürürüz örneğini yaşadık. Ve aynı zamanda öğrencilerimiz gelecekte nasıl projeler yapacağını, vatanına, milletine, bayrağına saygılı, önce onlara, değerlerine sahip çıkan gençlerimiz olarak yarın ne iş yapabileceğimizin aslında hayalini kururken, ister akademisyen olun, ister girişimci olun, isterseniz kendi işinizin sahibi olun. Ne iş yaparsanız yapın, benim naçizane Sayın Genel Müdürümün huzurunda söylemek istediğim değerlerinize sahip çıkın. Ve aynı zamanda da inandığınız yolda ilerlediğiniz zaman her şey mümkün. Kuracağımız 2. Beyler Deresi'nde de bir kampüsümüz var. Orası da buraya güç verecek. Orasıyla burası birlikte entegre çalışacak. Asla herhangi bir şekilde taşıma vesaire gibi bir şey olmayacak. Biz hep birlikte güçlüyüz. Büyüyerek güçleniyoruz. Sahadayız, koşuyor ve koşturuyoruz. Onun için diyoruz ki değerli arkadaşlar, her ne kadar birileri Türkiye'nin eski alışkanlıklarıyla yönetmenin masanın başında olduğunu iş deyince masa başı ise talep etse de biz açıkçası masalarımızı göremiyoruz. Yıl 2002, bir yılda değerli arkadaşlar 24.482 kişinin istihdamına aracılık eden bir kurum. Bir yılda 81 ilde 24.482 kişi. Yıl 2017 istihdam seferberliği sürecinde 1.057.249 kişinin işe girmesine aracılık eden bir kurum. Zirvedesiniz. Tarihinizde ilk defa milyonları görüyorsunuz. Zirveye çıkmak zordu ama kalmak çok daha zor. Yıl 2018 bu kurumumuz bu defa bir önceki yıla oranla %17, %18 daha istihdamı artırmak suretiyle 1.247.188 kişinin istihdamına aracılık eden bir kurum. Yani değerli arkadaşlar 16 yıl öncesiyle mukayese ettiğinizde istihdamını işe yerleştirmesini 50 kat artıran bir kurum. 50 kat. Yüzdelerden bahsetmiyoruz değerli arkadaşlar. Bak dün TÜİK rakamları açıklandı, işsizlik rakamları. Birilerinin felaket tellallığı yapmasına arkadaşlar hiç bakmayın. Türkiye ile ilgili şu gerçeği bilmek lazım. Eurostat 3. çeyrek rakamlarını açıkladı. Yani Avrupa İstatistik Ofisi. Ne diyor bu raporlarda? Avrupa 28 ülkenin iş gücüne katılan yeni nüfusu arkadaşlar 609.000. Yani 28 ülkede hocam 609.000, yani 28 Avrupa ülkesi 609.000 insana iş bulacak. Türkiye'nin iş gücüne katılan insan sayısı 778.000. Onlarla bizim farkımız bu. Bakın iş gücü piyasamızı en büyük başarı kabul ettiğimiz oran çıktığımız en yüksek rakama ulaştı. 53.2. Ama üniversite mezunlarının iş gücüne katılım oranı %79,5'dur, %80. Efendim istihdamla ilgili en başarılı rakamımız diyoruz 47,4. Ama aynı üniversite mezunlarının istihdamda olma rakamı %69,6.